Ne olacak ya? Evet. Takılmasınlar ona. Aşağıdan çekersin. Çek aşağıya şuradan. Hemen sesini de açayım. Seçtiği haritada tabii ki bu haritanın çok daha yoğun bir hücum haritası olduğunu zaten biliyoruz ve satın almaları hemen bir bakıyoruz. Arkadaşlar FF'in bayraklarını her yere atalım. Klasik var, 3 hafif kalkanla takıma beraber diğer tarafta. 2 Frenzy var, 2 klasik, 1 Ghost ve Fireflux Bey önünde başladı. Bir tane Kaplan, özür dilerim, Flash gönderdi. Kamerayı sağa yukarı alalım. Geçmişine doğru. Şimdi bu esnada da B'de bir agresif bekliyor. Taret kontağı ile beraber. Fireflux hem bayraklar aksın her yerde. Hem bugün güzel bir gün olacak. Fakat B içerisinde alarm bot aktif. Taret var. Link tarafına doğru bırakılmış. Taret hemen girişte. Alarm bot var ve Dubs'da. Pistol alır mıyız, alamaz mıyız? Burada Upper'da. Pistolü almamız lazım. Çıkışı izliyor. Gelen bir smoke var. Buradaki alarm botu en azından round'un içerisinde almayı isteyecektir. Ve kullanılan Kaplan, özür dilerim, Şahin. Şahin'e Kaplan deyip duruyorum. Enteresan. Buradan info verecek. Ben önünde birilerinin olduğu infosunu verdi ve hücum 5 kişiyle birlikte buraya doğru hareketleniyor gibi. Alarm botlar artı olarak taret var. Şimdi smoke'la beraber bir giriş geldi. Social derinlere doğru inmek istiyor. Social burada bulacak rakibini. Beklemeyebilirler. Dubs acaba farkında mı? Çok iyi sızdı. Şu anda birbirine karşı gitmiş değil. Hemen bir tane deneme Dubs'dan. Çok iyisin be. Abi ya, ikinci üçüncü mermiden nasıl gidiyor böyle? Frenzy'sini konuşarak X-Core'u çekmeyi başardı. Artık side kontrolü tamamen Fireflux'ta ve Thunderbolts'in birazcık zor bir retake olabilir. Evet, kesinlikle. Burayı aldı Ents'i. Oradan endişe abi ediyor. Kapı açıldı. İki oyuncu burada ama yakındaki oyuncu kontrol edilmedi. Kimseciler de var. Helal mecliler. Çok, çok kolay. Çok iyisin. Onu da vur Soşi. Koru'yu yakaladı ve artık Ents'i tek başına yerden bir şerif aldı. Hasar. Helal yavrum. Bravo. Let's go. Fireflux'ta B'ye çok rahat girdi. Devamında retake Thunderbolts'tan hemen başlamadı bile belki de. Kesinlikle öyle. Aa, ve yok, hayır. 1-0'la beraber Fireflux tamam güzel bir açılış yaptı. Nasıl bir yatırım yapacaklarını görmek lazım. İki tane Vandal çekildi, yanında iki tane Bulldog var. Birazcık sert girmek istiyorlar. Bir kendi bakıp denesem böyle emin olmadan bunu yapmasak. Nasıl yapalım ona? Yukarı geldi. Üstüne gelmediğinde gizleme vardı ya. Böyle çubuğun ikilikte. İkinci evet evet. Tamam. Şimdi A tarafında bir hamle var. Bu sefer bilgi oradan alındı. Dubs flash'ın ardından. Bak bug oldu da. Evet, bug var. Abi şu an ya. O bilgisayar resetinde düzelir ya. Şeylerden şüpheleniyor ve 3 oyuncu C'den evet, o arada oluyor abi. A gelmeyince sen de oldu değil mi daha önce? Oldu daha önce. Sky'dan bir destek isteniyor ve Fireflux bunun farkında. Fireflux sağda. Burada çok emin birilerinin geleceğinden, o yüzden temkinliler. Evet. Wood, Şahin'le derin bir Şahin gönderdi yalnız. Yine de info var ama yani yakındaki oyunculardan haberdar değil tabii ki ama yani maç doğru kararı vermiş ya oldu. Ayarlarız ayarlarız. Fireflux çünkü 4 oyuncu kum tepesi tarafındaydı. A tarafında sadece Ents'i elinde bir klasikle birlikte yer alıyor. Burası tabii ki çok daha... Ya sorun şey arkadaşlar, başlat var ya, kaybolmadı tam ekran yapınca. Arkadan geliyor şu an 4 oyuncu. Orada alarm bot var ve 2J birazdan onları tespit edecektir. Bakar bizimkiler çözeriz şimdi. İnfo verdiğinde. Alo, selam selam. Selam. Ne haber? Selam, hoş geldin. Hoş geldin yavrum. Sizden ne haber? Biz güzeliz. İlk round'u aldık. İkincinin de bir yolunu yaşamak üzereyiz. Selam herkese. Garanti oynamak istiyor Fireflux. Yani yaptığı bütün yatırımın sonucunu almak isteyecek. Ahmet'den gelen 4 tane oyuncu var. Flash'ın ikisini aldı. Sonrasında yatıyor ne kadar bir tane geçecekse bile Fireflux için. Çok kolay bir kayıp okey değil mi abi? Çok okey. Yapılan zaten bir kişi bay değildi bizde, Şerif'i vardı. Hiçbir şey kaybetmemiş yani zaten oldu. O da doğru pozisyon aldı, önce kendini gösterdi. Şerif'le oynuyordu. Aynen o da öyle. Yere düşürülen silah kaybetmedik gibi aldı. 5 rifle'lı bir bonus round oynayacak. Çok iyi bir satın alma var burada Fireflux tarafının. Olabilir evet, denenebilir o bu arada. Zaman herkes arkaya döndü. Orada ama maç sonu yapalım onu ya. İlk maç bitsin arkadaşlar bence. Evet evet. Ve çok fark ediyor mu arkadaşlar? Çok etkiliyor mu? Anti-Eco round oynamış oldu. Az daha büyük gözüküyor görsenler herhalde ekrana yaydığımız için. Şimdi bir bonus round ama yani bonus demeye bin şahit lazım. 3 tane Vandal, 2 tane Bulldog olacak ve gönderilen bir Şahin var. Perdeye karşılık olarak infolar karşılıklı alınmış oldu. Reis yalnız çok fazla hasar almış. 50 cana kadar düşmüş. Olbenklerle karışık tamam, hasarlar. Tamam, o zaman şöyle bir basit bir round da yapalım madem. Tehlikeli bir yer. Belki duraklatma falan gelir, orada da yapabiliriz. Reis'in canını koru toparlayacaktır evet. En azından 100'e kadar. Ki yanına TBG gitti. İyileştirmeyi aldı. CC kapı fake'i verecek burada. B önüne. Hatta çok önemli round. Oraya yerleştirdiler. Yani alarm bot var orada. Alarm bot kırmak isteyebilir belki. Bir smoke çektiler. Bu önemli. Körlü kim seçti? Ents'i bir smoke kullandı. Şimdi Reis hasta vuruyordu. Eline silah aldı.
aldı. Kaplan geliyor. Buraya sol yukarıda yazıyor bu arada. Sen de bilmeyenler varsa. Reis, zamanlıca gönderilmiş bir hasta huzur rakibi en azından şimdilik geride. İkinci map mi? Aynen öyle. Şeydi. İkinci map Pearl haritamız. Pearl'ü kim seçti değil mi oydu? Tamam pardon. Social birilerini arıyor. Burada bir alarm bot var. Onun üzerine gitmek istemeyecektir ama. Üçüncü harita sıkıntı ama gitmez. Dabzın konumu çok kötü. Öyle mi diyorsun? Alarm bota göstermese bile Dabz. Hadi inşallah ağzından bal damlıyor. Şimdi Korro. Şimdi biz geride kaldı. Hemen bir tane kullanalım. Pazar günü müydü? Cumartesi günü. Wildcats'la oynadık. Onları yendik. Artık duvarda çekildi. Benim onlarda hiçbir bilgim yok. Zaten bir haftadır. Evet. Dikkat etmedikleri bir isim var. Reis farkında değiller. Unuttular mı acaba backside'dan? Yetücey takım arkadaşlarını yanlış bilgilendirmiş olabilir. İki kişinin farkına vardı. Pozisyonu çok güzel bu arada. Reis'in mi? Evet. Ya da Reis buraya gelince savunma birazcık daha etkili bir pozisyonda gibi gözüküyordu. Cilar Sina var ya. Ay bir mermisi varmış be. Ah be abi. Onu Bursa'ya gelebilirdi. Thunderbolt savunması bu roundu kazanıyor. Biraz zorlandılar. Çok iyi pozisyonu vardı ama. Olan ve smoke mahvetti. Yani. Eyvallah bu arada arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tabii Nuzmir'i tekten de biraz çekilmiş olabilir yani. Orada Fireflux tarafı ama C'ye yürümeye karar verdiler. C'de tabii ki tamamen temizlenmemişti orada. Reis'in pozisyonu önemliydi. Bir tane buldu. Devamlı da yatağa pozisyon geldi tabii. O da 3 skorla bitiriyor o anda. Önemli bir round oldu Thunderbolts tarafı için. 3 oyuncuyu hayatta tutarak kazandılar anti bonusu ve Thunderbolts 2-1'e getiriyor. Durumu şimdi rifle'lar bir kez daha geldi Fireflux tarafından. Sadece bir bulldog olacak. Ultilere bakıyorum. Jilers'in şu an ultisi var. Onun dışında kimsenin ultisi yok. Ve JJ tabii round'un başında B önlerinde çok geziyor Fireflux ama oradaki alarm botu şu ana kadar kullanmayı tercih ettiler. Bu sefer alarm bot yok. Daha hızlı B oyunu var gibi çünkü Viper ultisi var. Yalnız bana geçişte alınan galiba. Biraz hasar var. JJ 61 cana kadar düşmüş orada bir. Çünkü Sarval bomba vardı. Başlata baktınız mı çözümden? Derin bir şekilde site'ı kapattı. Ve şimdi Diren Explorer.exe'yi sonlandırmak çözer gibi geldi bana da ya. Evet bana da öyle zor geliyor. Bir take olabilir. Onu deneriz bir pause durumunda. Tamam. Bir tane tabii ki önemli round çünkü kaçırmak istemiyorum bir evet, şey. Evet. Doğru Yato atladı acaba etkilendi. Farkındalar mı? Etkilendi. Tahmin ediyorlar aşağı yukarı nerede olabileceğini. Bizimkileri vuracaklar gibi smoke'dan ya. Şansları yaver gitmezse round bizde. Güzel bir pozisyondalardı. Wood içeri doğru girdi. Burada etkileyeceği bir art karşılıklı takası var. Yato savunmayı dördüncü pozisyona getirmiş. Yapma durumda. İşte bu. Abi nasıl olabilir böyle bir şey ya? Var. Yapma timing'e bak. Canlar çok az. Abi inanılmaz ya. Süre yok. Süreleri yok bu arada. Round bizde. Ama çok kayıp verdik. Süre yok. Savunması killeri çekiyor. İyi iyi iyi. Gayet iyi. Yetüceği daha iyi. Şöyle Yetüceği'nin serma bombaları var. Biz niye çizdik? Biz mol seviyoruz arkadaşlar. Sanıyorum bir mola var ya çok güzel olur. Daha iki tane de hasta uzu var. Evet bir mola al be. Belki cilersiz ama en azından Viper ultisinin içerisinde yeter kadar zaman kazanmayı başardılar. Paramız yok şimdi ama social. Short yani. Ama bıçaklar var. Social'ın evet. İçerisinde. O çok sıkıntı yaratmayacak. Ve aslında yine full buy gibiyiz. İki rifle'lı bir satın alma çıkartabiliyor. Thunderbolts tarafı bu roundda ve diğer tarafta Social'ın bir ulti roundda oynayacağını sağ olun, var olun. Görüyoruz. Short satın almış. Korro full almış. İyi mi oyunun sesinde? Ekonomisi vardı. Ve ya bana iyi geliyor bu skor. Mevcut. Yine Tecid de gelebilir bu roundda içerisinde Yato'dan. Gayet iyi ya. Bir skor. Güzel güzel. Karşılığında. Social. Şimdi B girişini bekliyor. JJ yine C tarafında Thunderbolts'tan sürekli buradan açılırlarsa bu arada yani güzel kilimiz çıkacak. Gelmesini, bir hamle yapmasını, açılmasını Fireflux tam da döndük ya. Net olarak skor çıkartmadı. Belki round başında verilen hasarlar falan var ama çok böyle roundu kazandıracak iki tane kill'le beraber kolay oyunlara gidemediler. Sociable B önüne doğru yaklaştı ve arka tarafta onu bekleyen bir yatı ekranın var. Kesikliği düzeltilecek arkadaşlar. Pause olmasını bekliyoruz. Doğru. Oynamak istiyorlar. Rakibini gördü. Çok iyisin be Soshi. Kullanmamayı tercih etti. Burada ultisi açık şekilde. Round'u geçirmek istiyor. Yetüce'ye ölme lan. Ooo Jilash'te de biraz hasar çıktı yalnız. Canlar bayağı az. 70-53 görüyorum. Soshi'nin canı biraz arttı. Şimdi Ents'i takas aldı bir tane soruşumu da aldı. Çok iyisiniz. Tek başına kaldı. Çok bir şans yok. Orada Cilers. Bravo. Göre geldi durum. Yani biraz sallantılı gözüktü round'un içerisinde biraz. Hadi bir pause aslında. Biz de dertten kurtulalım. Ki Wood da canları toparlayamadı rakip. Takım arkadaşları biraz uzaktı. Ama yine de problem yok. Tabii Wood'un da farklı bir rolde bu sezon
Enerji çok lazım geri arkadaşlar. Bugün enerji onun lazım olacak bu olacak. Zaten FF Young döneminden biliyorduk aslında. Fakat geçtiğimiz split çok ekstrem bir hemen rol değişimiyle tam ekranı al istersen. Yani ekstrem değil, şöyle ekstrem. Abi Windows'a yani çalışıyor önce ona bakarız. Vegeta adapte olursa çok tamam. Büyük bir problem değil onun için. Fakat Explorer mı? Zaten yepyeni bir kadro içerisinde artık o takımın belki de yapı taşı merkezindeki yıldızı olarak Jet'e bu kadar hakim olmak ve bir taşıyıcı noktasında hakim gözükmek bu kadar seri bir şekilde olduğu zaman çok bence enteresan bu kadar genç. Valla. Gerçekten çok. Sağ git demen lazım. Kroma sağ tıkla. Tamam. Bir kere aç aşağı doğru çoğalt. Bir daha sağ tıkla ayrıntılara git de oradan yepyeni bir şey açılıyor. Oradan Explore Exe'yi kapatalım. Dediğinden ben bir şey anlamadım. Ben de hiçbir şey anlamadım yani. Ayarlar. Geliyorum abi. Tamam. Açtın. Chrome'u, Chrome gözüküyor. Chrome'u çoğalttın. Tamam. Aşağıdaki Chrome'lardan birine sağ tıklayıp ayrıntılara git dedin. Alttan dördüncü. Tamam. Oha. Sağ sonra aşağıdan. Sonra Explore X'i kapattın. Yok sağ aşağıdan tıkla kanka. Çok saçma bir bug oldu, hallediyorsun. Tamam. Explore X'i sağ tıkladın. Görevi sonlandırdın. Abi sen o yazdığın şeyi okuyorsun şu an. Bakman lazım ne olduğuna. Abi bakıyorum. Yap baktığımı yapıyorum. Ya. Geldim. Geliyorum. Gel bir duran ya. Saçma sapan bug'lar bize denk gelir ya böyle. Kaç tane açık gözüküyor? 20 tane Chrome açık gözüküyor oğlum, dur. Yes. Çok iyi. Tamam. Tamam, şimdi tekrar Explorer yazsak oraya kafidir. Tamam, gelmese de olur ya en kötü. Tamam, Explorer nokta exe. Oldu şu an zaten. Nokta exe koyalım. Aşağıya mouse gelince tamam, açılması lazım. Şu an var. Tamam, okey geldi. Biz bunun ayarını yapmıştık. Şimdi güzel geldi. Abiler elinize sağlık. Hacker gibi çözdünüz valla. Bir de Discord'dan yayın tekrar vermen gerekiyor Canto. Yayın tekrar mı? Hemen abi. Evet. Tık 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 tık. Hallettik arkadaşlar. Tamamdır. Herkesin eline Diren bir de oradan sağlık. Kesmiştik ya. O kadar önemli ki. Reis'in yaptığı. Şimdi Soşu'yu fake smoke attı. Sanki doğru yakında. İnanılmaz. Çok avantajlıydı Soşu. Döndü ama 3 tane body shot yedi o esnada. Açıklanmadı hala. Esat abinin karizma adam ya Esat. Ama gerçekten çok zor. Racon gergin böyle atıp. Bu kadar imkansız round değil ama çok zor. Çok zor be abi. Bence de çok zor ama o skordan sonra sanki buranın hakkı win. Bilemiyorum şimdi atlayacaklar. Ses gelmedi. Yani iki yerde kör ettiler. Çok paranoya çiçek gibi Koro hata şey yapmayacak burada rakibine karşı. Harbiden çiçek gibiydi. İmha da gelecek. Thunderbolts için alınan sıkıntı bonus sonuç vermiş. 4'e 2'ye getirdi. Onların haritası. 4'e 2 oldu. Hala satın alabilecek parası var. Büyük ihtimalle 2 round daha çekebilecekler. Ne diyorsun? İlk yer nasıl biter Cantu? O yüzden bunun bir seriye dönüşmesi. Ben 7-5 FF diyorum. 8-4 olsa daha mutlu olurum diyorum ben de yani. Mutluluğu soracaksan kanka. Evet. 3 tane ulti mevcut. Tabii. 10-0 kazanalım her maç. Haritanın 7-5 okeyim senin için peki? Bence okey. Hem dengesiz haritalardan bir tanesi var olduğunu bildiğim hani, için hücum savunma dengesi. Defans yani olacağız. Yani savunmada ne kadar çıkarsa kar. Ben defansa daha memnunum. Thunderbolts tarafı için evet, ki. Ben 8-4 olsun istiyorum. Yeterli olabiliyor. Bizim chat maç sonucunu %73 Fireflux alır demiş. Tabii yani Fireflux ligin gerçekten ilerlerinden bir tanesi. Hem S2G'ye hem maçı bir yendi. Onu da bir switch getiremedi. Hala insanlar VPN kullanıyor. Anlamadım gitti. Ben de anlamadım abi. Çok deli saçması bir şey yani. Bir şey değil abi. Kaldı. Arkasını bir kez daha alıyor. Burada her şeyde geriden gelmek yani istiyor. Burada biraz doğranmışlardı geçen round hatırlayacaksın. Ve smoke arkalarından. VPN'e bir ton bilgi veriliyor. Oy verilecek evet, benzer bir tabloyu göreceğiz yani mi? Yoksa burayı aldıktan sonra oyunun yönünü çevirecek mi ki? Ya çünkü rahat böyle 30 kat falan yavaş fazla katılım olacak yani normale evet dönse. Yani daha eğlenceli geçecek her şey. Ama ikinci oyuncu orada beklemeyecek. Saçma sapan bir oyuncu yani. Phantom. Ya diyecek gerçekten bir şey yok. Phantom tamam, değil. Yiğit Uca. Yani iki rounddur öyle dönüyorlar ki. Bir Social döndü, bir Yiğit Uca'yı döndü. Moral bozucu vuruşlar yani. Daha, çok iyi. Onu da vurman. Helal be oğlum sana. Öyle bir ayrı bir... Bu silah boşuna parlamıyor evet, kanka. Parla hocam, parla. Yani. Yato hiçbir şekilde sağına bakmaz bu arada. Çok free bir kill. Mükemmel. Için. Kolay bir kill ve tek başına kalmış bir Koro var. Sayıtlar kötülükler geldi. Ultiyle beraber yeri de belli oluyor. Bir flash pick deneyecek. Çok güzel ya. Çok kaliteli gerçekten. Çok kaliteli gerçekten. Bence hocam 8-4-9-3. Yani Y2J tek başına roundu açmış oldu. Yani bir kişinin rotasyon duydu. Aslında birazcık da bu bait'ti bence. Yani Thunderbolt
Orada bir oyuncuyu koşturdu. Böyle giderse fazlası da gelebilir bu arada. Ki sanırım benim tek sevdiğim skor var. Reis'e pozisyon 9-3 hazırlayacak. Ona 2 mi? Yer yemeye başlarsa. 5 round daha. Ki Yetücü'yü yürüdü. Arasak şimdi maçtadır. Ama yani şimdi bir şey de diyemezsin. Bugün Soshi'yi bağlayalım bir yayına. Bir dönemki tabii o pozisyonda Yetücü'yü. Sadece oldu, o da ilk skorlarını aldı bu roundda. Yani 3 skorla bitirdi ve 3 skorun tamamı ilk skorları aslında Yetücü'nün. Şimdi bir eco round var. Tehlike yaratır mı Dubs bize onu bilmiyorum ama pozisyonu iyi. Bir tane vurdu kaçtı hatta. Birebir takas. Eden Reis üzerinde gelen bir tane takas var. O silah gelmeyecek. En azından şu an çünkü gidip atmaya çalışacak Fireflux oyun disiplinini takdir etmek lazım. Daha shoulder pick. Biraz böyle şey gibi. Takıntılı hareketler vardır ya böyle hani o kıvamda ama bence olması gereken bir hareket. Çok güzel bir hareket. Şimdi Yetücü içeriye kadar sızdı. Tabi burada yine sol taraftan ses almış olması lazım. Yato'yu biliyorlar. Arka taraftan C'den gelebilecek bir tane oyuncu olduğunu anladılar. Çok tehlikeli abi bunların. Oraya adam geldi mi? Beklemeye devam ediyor. Anthony 20'li TP ile beraber çıkabilir. Çok güzelsiniz. Eski günler. Çok iyi bu arada be. Ve yıllar. Bir entry'den sonra bir daha bir şey bulamadılar. Bu çok maşallah. Iyi oldu. Canavar takımı süper. Zayıf geçirdiğini görüyoruz. Sociable kill'i çıkarttıkları tek pozisyon. Ve pozisyon 6-2'ye geldi. Gilers kaç vurmuş öyle lan? Viper'ı 12'ye 3 gibi. Hocam geçen maç 30 vurdu. Direkt 30'la başladı yani maça. Çok saçmaydı. Ondan önceki... Ondan sonraki maç Sociable 2 round'da 9 vurdu. Ya. 9 kill ile başladı direkt yani. Lölküyle alan almaya çalışmasını izliyoruz ve o 30'a gider dendi hatta. Nerede 30'a girer mi iddiaları falan döndü böyle. Ne yapıyorsun Cengim? Bakalım buna nasıl bir çözüm. Maça fokus abi sen bakıyorsun. Ne zaman iyileşecek olacak ya? Bir ay var herhalde. Tabii o Şahin'in verdiği info hiçbir şey ifade etmiyor ilk etapta. Lan o kadar bonus olmuş ki yapacağım bir şey de yok. Geri dönüyor. Adamın bacağını kırmızı hikayesi çok komik değil mi? Geri evet. Aldı. Hala burada biraz flank izliyor. Evet. Aslında Y2J, C tarafı. Bir de o bacaklı çok koşuşturuyor. Fakat hücum ilk etapta A etrafında çekiliniyor gibi. Buradan şimdi Y2J'in pozisyonuna baktığımız zaman B tarafına doğru dönebilir. Link'ten ya da bu hücumu A'da bitirecek Fireflux tarafı ki biz A'ya gireriz gibi hocam ama ya buraya sanki. Buraya bir alarm bot bırakmış. Yato. 4 oyuncu. Aa şu an bizim için bedava. Evet. ITK bırakıldı. Aynen tam onu söyleyecektim. Aa şu an bu arada Jilers plant atarsa ama evet. Bayağı bir buna verecekler mi bomba onda mı? ITK tarafında Yato'nun bomba onda değil Harbor'da şu an ama belki verilebilir. Kullanıldı. Ne olur bilmiyorum. Acele etmiyorlar sakin kalıyorlar oyunu. Döndürmeye bir yandan nasıl olsa zınk diye gireceğiz planları var sanırım. Kenarında bekleyecek 4 tane oyuncu çok kritik noktalara geldiler. Daha ağabeyiz bir denedi ve başarısız bak bu güzel haber. Operatör denemesinden herhangi bir sonuç yok. Dubs ikinci çok güzel sonuç. Be. Aynı yerden bakınca Sociable kaçırmaz. Volkan abim be. Tekrar dalgasıyla beraber artık tamamen backside'ı kapatırken Smoke'un içine kalan bir tane oyuncu var. Wood risk aldı 4 saniye var içeriye doğru devam etti. Ama. Riskin sonrasında Koro'yu da düşürdü. Flash'la beraber geri çekilmeye çalışacak. Ona hem burada hem kör etti. Çok iyisiniz be. Sociable operatörde 2'yi alırken JJ Smoke'ların içinde ve karşısında bir oyuncu var. Yanıyor. Wood asit havuzunda yüzdü ama ayakta kaldı. Bravo takım. JJ noktayı koyduğunda da Fireflux için 7. round gelmiş oldu. Maşallah. Evet. Güzel gidiyor. Burayı retake'e bıraktıklarından söz etmiştik ama yani retake'te de özellikle merdiven tarafını daha derin aldığını, oha oğlum saçmalamayın ya. Çalıştığını Fireflux'ın görüyoruz. Şey üst geçit gibi şeyler var ya merdivenler var orada. Rakibe çok böyle. Fazla alan vermemeye çalışıyor. İnsanlar yürüyor oradan bire. Gerçekleştirebilecek. Oraya, oradan merdiven şu ana kadar hiç geçemedi. Falan. Biri yürüyor sonra combat sürüyor. Combat basınca oraya patlıyor aşağıya. Spamlerle gelen skorlar vardı hatırlayacaksın. Çok talihsiz yani. Ve Koru'nun bu bayağı öyle küçük bir kırık da değil ya. Orayı hiç vermediler ve evet öyleymiş biraz. Ne kadar oldu Cenk? Bir kere daha Eko 5 şerif hafif kalkan. 1,5 ay olduk. Tabi Sociable'da Jilers'in harika bir başlangıcını. Adam vurmayı unuttum artık biliyorsun. Tek başına çıkarma bot desteği var yanında. Allah'tan gençsin ya. Seni bir halı say... 3 oyunculuk bir ekip. Bu şakayı ben her gün yapıyorum. Burayı aldıktan sonra oyun dönebilir. 2 oyuncunun arkasında başladığını görüyoruz. Y2J ve Jilers. Soshi vurursun lan ona. Eski günler ya. İnce bir aç. Soshi yiyin yani. Güzel bir etşat bir tane one shot. Yiyor belki kendisi de ama o da wallbang'de karışık. Çok fazla canını götürmedi. Öyle. Yani elinde başka bir silah olsa büyük ihtimalle Reis vurdu Sociable'ı. Sociable'ın tabii 2 round'dur. Yeni operatörü gerçekten iyi çalışıyor. Çete? Burada birazcık Ekon'un da ekmeğini yemiş oldu. Egoistim. Aa patinin attı. Ulan mı? Patinin böyle yuvarlak. Sütunu kontrol etmeye devam ederken yine acaba A orguna yönelecekler bilmiyorum. Yani A'nın orgu her round bir şekilde olunuyor. Bir şeyler yapılıyor. Yani işte burada
Rakip hata yapınca o da kaçırmadı. Hemen bir tane kill çekti. Root B'nin boş olduğunu söyleyecek. Burada tekrar B'ye yönelmek isterler burada mi acaba? Burada çok iyi info oluyor B'de ya. Evet. Kolaylıkla girdiler. Bu arada B plantinde direkt Viper ultisi açtığında çok rahat alıyorsun eli genelde. Komple kapatıyor değil mi abi? Evet. Tabii ki ultisi zorlanacak burayı almakta. Bir de şeyler ultiyi feda etti. Hiç riske atmıyor. Evet, paranoya var. Ne bileyim ya. Yani. Tabii biz pop kapatıyoruz. Ooo, Soshi'ye bak sen. Tarzım da ya. Bir bela gelir mi? Zor abi. Peşinde ama bunu engelleyecek sonuçta bir dediğim an en çok skor alan oyuncu haritada yarışı var ikisi arasında. Ben olsam ben de engellerdim. Ents'i o da... RGI shot call veriyor değil mi? Ace abi. O Soushibu'la bak bak nasıl geliyor. Geliyor. Soushibu. Onlar muhabbete almışlar. Bravo ya. Onlar muhabbete almışlar belli oldu yani. Şey gibi. Lars'ın eline sağlık çok. Legolas'la şeyin... Skorlar ne alemde? Bunların hepsi 16'ya 4 Soushibu, 13'e 3 Cilers. 2 tane yanan varsa takımda çok takıma bizi de koysalar yani, çok da inanılmaz beklesek kazanırız. Bunun içerisindeki en keyifli anlardan biriydi. Biri ya o. Ben sırıtmam da şansım. Aynen kanka. Bilmeyen var mıdır acaba? Ya. Kanka burada P90 yok yalnız ya. Şey gibi oldu. Böyle bazen Twitter'da falan şey oluyor ya. Benim Revolver'cı daha kötü kanka. Esaretin bedeli. Ama Counter'daki gibi oluyor. Yanlış değil be. Harika bir film yani. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Şimdi tekrar bir smoke gelecek. A tarafından olduğu zaman bir oyun görüyoruz. FF'sinde Social Modus yıllarını vermiş diyor. 100. maçına çıkmış arkadaşlar geçen gün Social Modus'da. İlk kurduğumuz günden beri bizle beraber neredeyse. Veya bir sonraki roundda ultisi gelebilir. Bu onlar için önemli olacak. Arka tarafa doğru bir parla dönemi oldu. Orada da parladı. Geri geldi ondan sonra. Ve smoke'ların içinde bu ayak oyunlarını yapmaya bayılıyor. Yani bir tane smoke varsa orada kesinlikle Soushibu vardı. Sol tarafta Yato'yu gördü. Üst tarafta kendisi destekleyecek bir maç olması gerekiyor. Site arkasını temizlerken Soushibu'dan müthiş bir reaksiyon. Desteği fazla. Tarama aktarması yapıyor hocam adamlar. Ve Thunderbolt belki de bu silahları korumalı. Çünkü en az 9-3 istiyorlarsa bir Force yerine çift Vandal, çift Phantom daha iyi olacaktır. Kesinlikle öyle. Şimdi Dubs ve Reis de zaten onu yapacaklar. 5 oyuncunun tamam mı hayatta neredeyse hasar bile yok. Çok kısıtlı. Yani ki Fireflux burada silahları aramaya gidecektir. Soushibu da bir baktı. 9 oldu Janto. İkimiz de bilemedik. Hocam. Fireflux'da. Ben istiyor ona 3. Ona 2. Bir oyuncu bir yere crossluyken başka bir oyuncunun onu story mi gelecek? Görüyoruz. Bu şunu düşü demek aslında. Bir şey olacak diyoruz. Yani oyuncular oyun içerisinde gelen infolarla birbirlerine çok iyi yardımcı. Tek koşulum oydu benim. Algılar için hemen oyuncular birbirlerine özgürlük yardımcı hakkı, crosslarında. Şey o zaman inşallah 9-3 olur. Crossfire'lar çok çabuk oluşturuyor. 9-3'te de atabiliyorum burada. Harbi mi? Zaten evet. Yani adam her şeyini parzellemiş. İki tane. Ona 2-9-3 abi. Çok zor oluşuyla sonuçlanıyor. 5-0'lık bir seri var. Şu an Fireflux tarafında 9-2'ye kadar geldi. Durum tabii yani evet Thunderbolts'un Lotus... Lotus'unun nasıl olacağını merak ediyorduk açıkçası ama karşılarında en iyi Lotus'un bundan biri olduğunu bugün 100. maçıymış bu arada. Evet abi çok anlamlı. Yani işte baksana 100. maçta 17 vurdu. 100. maçta MVP bitirse ya 2 haritayı da. Çok güzel olur. Yakışır be. Yakışır. Bir tanesi gitmiş Jet oynuyor öbürü gitmiş. Bu maçı bitirdi gibi düşünüyorum artık ben. Defansında bir takımda max olur. Ben 2 dedim zaten. Emeği vardır yani bizim kulüpte. City görmeyi izledim ben yayın başında. Evet. Bu bence bayağı bir şey özetliyor. NTC'yi bu sefer C'ye yerleştirmişler. Bu hiç C rush yapmadı böyle hızlıca. Yani Artskin falan Gaming Chaos'u oluyor bu zamanında. Smoke var, Soushibu işini aktive etti. Kaynama noktasıyla beraber içeri doğru hareketleniyor. NTC TP'yi atmayı başardı. Ve Korro burada etkilenecek. Çok güzel bir ağabey. Şu timing'i yakalamak ısırma sonrası. Takiben ısırılmış Korro'yu. Soushibu'nun girişi müthiş. Evet, Soushibu içeriye girdi. Yani son anda kaçmayı başardı. Tamam C site'ı alıyor kaynama noktasıyla beraber Fireflux tarafı bir perde gönderildi. JJ kafasını göstermeden kaçmayı başaracak ve 5v4'te bu take'i gerçekleştirmeye çalışacak Thunderbolt. Yato gönderdi bir tane Guardian'ı. Çok iyisin be. Push yap be. Ay ona da atsa var ya. Bir tane ayağa kalkardım direkt. Romer mi kaçmış? Deşiyle beraber sağ tarafına uzaklaştı. Reis gelecek artık Yato ile beraber denemekten başka şansları yok ama denediklerinde Voot engeline takılacaklar. Yato'nun yerini biliyoruz Soushibu ya. Soushibu Voot'a destek vermek istiyor. Özel Soushibu. Yato tak. Burada. Uf, sadece kafaya abi. Zaten kazanamayacaktı. Soushibu'nun da MVP'liğini yavaş yavaş en azından bu maç özelinde ama yine skor storiesi geldi bile kanka. Bir yere, fena değil. Gerçekten. Aha gitti. Fena gitti ama ben 15 tane çekmiştim patlat zaten. Sen sıfırcı hoca mısın? Maç daha yeni başlıyor diyebilir miyiz? Ben tabii canım yeni başlıyor da ya şey değil. Buradan dönmemesi lazım.
Ortaokulda gerçi, lisede değil. Hangi dersi? Bence asıl maç şimdi başlıyor abi. Abi resim hocaları niye aldım? Şey atar atmaz böyle Eko elden başlıyoruz değil mi? İlk eli veriyoruz falan böyle pistolü. Yani 26 sayfa harbi atıyor bu arada. Harbi atıyor. Daha basmadı. 26 sayfa Picasso'ya dair. Abi halim dayanmaz. Pistolü alalım öyle at. Yani resim o kadar yeteneksiz oluyorum ki. 12 de oluyor bu olay. Hem lisede hem ortaokulda resim, işte o zaman iş eğitimi vardı. Attın değil mi abi? Ben bugün arkandayım. Helal. Şey onlar da. Öyle mi? Hep... Evet, ben de atıyorum. Çok zorlanıyordum. Evet. Geri vallahi atıyor. Basmak üzere. Ben ne dedim onu söylemedim. Abi hiçbir şey değil. İmkanı yok böyle bir şey. O zaman yayına vereceğiz. Ya dünyanın işleri bu hesap etki ediyor olsa. Falan geçti onun. Yani onu bulamam. Şu an burada olmazdım herhalde yani. Sochibul. Bekliyor burada. Şimdi yine çok kötü ağlarım tabii buradan kaybedersek. Hüngür. Aslında Thunderbolt savunması da bunu yapıyordu. Şimdi aynı oyunu karşılıklı olarak kurguladılar. İlk roundlar tamamen benzer. B önünde bir tane oyuncu bırakılıyor. Bakalım. C tarafından açılan merak ikili veya üçlü bir ekip var. Sochibul gördü. Wall bank denemeleri sağ tarafında dönmesi lazım. Yato'yu flashla beraber baskılayacaklar. Oo değmedi yalnız oradaki Kaplan ve Yato hala mental burada. Ferahlık geldi bir kere ona 2'den sonra bakalım. Burada hareket alırsak. Fireflux ve Sarmal Bomba ilk etapta Thunderbolts'un oradan geçişini engelledi. Şimdi Jilas'ın önüne doğru gelen bir tane Astavuz'u var. Hala içeriye girebilmiş değil ve rotasyon. Rotasyon herkes geliyor Aya Fireflux. Rotasyon var. 5v5 bildiğim burada bu. Alarm botta kırıldığı için birazcık daha dikkatli yaklaşmaları lazım. Valla bizim şeyimiz daha iyi. Jilas'ın üzerine doğru tane flash geldi. Flash'tan sert bir şey var. Dubs'ın Şerif mermisi. Y2J etkileniyor burada. İki tane ismi gördüm. Sağ klik o mesafede çok iyi çalışmayabilir ama Çok inceydi. Boot'un da desteğini aldıktan sonra Dubs'ı kıstıracaklar ve yavaş yavaş difüze gidecekler. Doğru ekip pozisyonu da altın pes etmeye hiç niyeti yok. Dash'le beraber sola çekildi. Dubs pes etmeye bir Fireflux bunu kapattı. Bravo takım. Bir fark süpersiniz ve harita ya. Yavaş yavaş sanki bitişe gidiyor. Ona iki büyüsü bozulmuş fark sayıyor muyuz artık? Dedi ki ağa hücumunu Fireflux tarafı. İyi abi senin yani story de artık. Tamam. Senin story artık tamam abi sıkıntı yok atabilirsin. Süresi falan çoktan bitmişti içeriye yürüyebilir. Vay be. 5 olmuştu zaten site'da. Fireflux tarafı neredeyse. O yüzden çok kolay bir retake izledik. Büyü bozuldu mu? Chat inanabiliyor musunuz ya? Kimse inanmıyor. İnanamıyorum ya. Mimi yok ya yapmayın ben gözünüzü seveyim. 5 SMG ile birlikte Thunderbolt tarafından diğer tarafta. Buradan dönerse anlaş kapı yayını. Buradan dönerse kapatabilirim ya. Bu şekilde aya doğru hareketlendi. 5 oyuncu. Kimseyi bırakmadılar ve hemen rotasyon da buraya doğru geliyor. TBG çok hızlı oynadı. Bir bayrağında yapıp zaten 11 oldukları için. Kimse yok. Son şans. İlk etapta şansını deniyorlar. Öyle. Sochibul buradan bir çıkabileceğini düşünüyor. Buradan atlamaması lazım ama o bandalla. Evet, bekleyecek lazım. İçeride bir zamanlama kovalamaları çok lazım. Boot attı da hemen bir tane flash geldi. Dump titre etti emin ama sol tarafı... Görmeden vuruyor iki taraftan yani manyak gibi. Abi baksana nasıl oynuyorlar ya. Çok iyi bu arada. Sebebiyet veriyor. Boot yetecek. Site'i kolaylıkla temizleyecekler. Koro'dan gerçekten güzel iki tane. Koro ultiyi de aktifleştirdikten sonra... Helal Jilas. Bekle farkı konuşturulabilir. 2vs1. Koro tekrar zorluyor buraya. Line-up oluyorduk az daha bu arada gördün mü? Valla gümbürtüye gidiyorduk abi. Valla gümbürtüye gidiyorduk. Çok iyi. 12'ledik. 12. Ama müsaade etmiyor. Yetücey ve paraları var mı? Bu force maalesef sonuç vermiyor Thunderbolt tarafı. Force. Mecbur zaten forceyacaklar ya yine. Yok yine forceyacaklar. Evet. Yine bir şey olabilir. Spectre gelir, Guardian gelir. Fireflux tarafına ama şimdi bir kere daha belki bir Vandal yarım armor gelir Korro'dan ki geldi. Var. İki Guardian, bir Bulldog, bir Vandal. Hocam hoş geldin. Diğer tarafta ise bir Vandal, Vandar. Yeni o şey. Takım o kadar iyi ki story bile yetmedi. geçen bir yerin adı Vandar. Kombatın ses çok ayarlar abi mikrofondan. Ok sıkıntı yok. Peki. Fireflux'un uyanışı anlamına geliyor. Sochibul. Denedi burada. Dubs da denedi. Oha abi. Bizimkiler Wall'ları ezberlemiş. Bayağı bir kaçtı. Tam dönerken ben de Emea da görmüştüm. Çok kullanıyorlardı. Öbür giriş çok hoşuma gitti abi benim ya. Görmeden Smoke'dan iki taraftan darladık yazdım az önceki round. Aynen öyle. Yeti buradan iki düşürürse el garanti bizde. Yeti aim taktiği yapalım. Birazdan sürüne verecek bir sayta. Ölecek bence 20 milyon. Bence çok kontrollü oynuyor. Güzel bir pozisyon. Hemen bir tane Smoke ve... Direkt geri çıktı. Çıkabilecekler mi oradan? Tam emin değilim. Yani Yetücey'in rastgele attığı bir sprey çok sorun yaratabilir. Onlar da farkında. Plant'ı aldıktan sonra uzaklaşacaklar. Şu smoke ise. Bakalım burada nasıl oynayacağız. Ben çok merak ettim. Bir yere alamadı erken kullanılan bu kaynama. Wood'un yeri çok iyi bu arada. Bir tane isim var. Evet. Wood.
Tarıt da görmedi herhalde. Tarıt da görmedi. Oradan bir düşürmeye çalışacak görmedi. İşte. Gelen yok bence falan infosunu veriyor. Bence Mutun 2 var abi o tarıt görmezse. Ya saydı şimdi 5 olduğunun infosunu verdi. Hemen hemen diyecektim. Nasıl nazar? Göstermemeye çalışırken. Oynarken yato. Düşünecek smoke arkasından çıkmak da mümkün değil. Thunderbolt bu anda çok yakın ve silahlar korunacak artık. Evet evet. Kaçacağız. Korunacak. Burayı ulti küresi vermek istemiyoruz burada aslında. Nasıl olsa bir round daha alsak harita kapanıyor diye. Yalnız Wood oraya 15 saniye falan baktı. Kimse çıkmadı. Yukarı bir bakayım şu tarafa vurayım dediği de anında biri çıktı. Bir şans olabilir. Root'un 2 kill vardı yoksa burada. Hiçbir oyuncuyu kaybetmemeleri tabii. Çok timing önemli. Güzel güzel. O darlasaydı arkadan smoke'dan çıkabilirdik. Darlatmadı ama işte. Timing yedik orada. Harita fırsatı vardı Fireflux'ın. Şimdi 9 kaldı. Seri evet. De bozuldu. Seri bozulmuş oldu dediğin gibi. 8. Arka arkaya 8 roundluk bir serisi vardı. Fireflux tarafının kaynama noktasını çok iyi canım şimdi bitiririz yani. Hemen sayede girer girmez. Ama herkes çok uzaktı. Yani o kaynama noktasının arkadaşlar, yarattığı karmaşa bu harita bittiği gibi hiçbir şey çıkartamadı. Yeni sponsorlarımızdan bir tanesini açıklıyor olacağız size. Desteğinizi bekliyorum. Yorumlar çok kıymetli. Evet. Ne yapıyor ya bu diye. Haberler gelmeye başladı. Ben hep WhatsApp'tayım. Etücey hemen. Oyun içi FF şeyimiz de çok güzel değil mi ya? Slash FF. Evet. Fireflux tarafı soruşu bunu gördü. Rollback'lerden hasar yok. Gelen paranoyacılar size etkilemedi yani. Ama Entry yine de rakibini düşürmeyi başardı. Yere düşen bir tane silah var tabi oyda. Onu alabilecek herhangi bir oyuncu var mı? Y2J'de zaten bir rifle var inan şekilde. Sociable'da bir Guardian var. Orada o silahı alabilecek herhangi bir oyuncu yok. B tarafına doğru yavaştan çamoluk otomatik oluşturmak istiyorlar. Buraya en azından bir tane oyuncu yerleştirecekler. Kurtla beraber sağ sol kum tepesinin arkası köşe her yer kontrol edildi. Ve flashla birlikte de site içinde bir giriş göreceğiz. Bu site tamamen retake'de ve oyunun A'ya döndüğü düşüncesi hakim Fireflux'ta. Evet. Onlar birazdan anlayacaklar plant gelince. Ama o zamana kadar çoktan dump sızmış olacak. Belki birkaç tane de A oyuncu ileri gönderecekler. Zaten silahlar da problemliyken, bir Guardian, bir Vandal varken çok da hasar vermeleri mümkün değil. Reis herhalde oyunu bitiren hamleyi yapabilir şu an. Evet, bakalım oradan yürümeyi tercih edecek mi? Sayta herkes yerleşti Thunderbolt tarafından, yakın almadı kimse. Kim gördü? Bir tarafından geliyor Reis. Biraz niye attın bilmiyorum. Geç bir lört atacak oradan. Niye attın? O gelene kadar zaten. Daha bitmedi, niye attın? Daha yüklenmedi. Ne yaptın ya? Kapat kapat, yüklenmesin. Kilidi al, yüklenmez. Yok yok, yüklensin yüklensin, boş ver be. Short iledi, sociable'ı 4 sekundi. İyi tamam. Evet, ilk defa da ben sızıntı yapmış oldum bu şekilde. 4 oldu durum ve... Entin'in 2 kili vardı. Instagram, Twitter neresi? Evet, söyleyemem platformu, Discord. Thunderbolt bu noktada o zaman biz söylemeden görmek isteyenler varsa, Cantu'nun Instagram'ına gidiyor. Son hikayeye bakıyor efendim, değil mi? Evet, son hikaye. Mahvolduk. Adam insta reklamını yaptı yanlışlıkla ya. Arkadaşlar, sevgili Olips sponsorumuz oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinizden bir heyo alırım, bir Olips kalp alırım. Bu sene çok sponsorumuz var. İlk sponsorumuz Olips'te. Başlıyoruz. Bir bilgi var. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Kıracak tariti ve operatör bilgisini artık sahipler. Sociable operatörün ilk birkaç roundda büyük sorun yaratmıştı. Koro Kurt'la beraber ağacı kontrol edecek sonrasında. Hayırlı olsun. Şöyle size de göstereyim arkadaşlar. Çok kalabalıklar. Ya benim çocukluğumdan beri zaten. Şahin info almaya devam ediyor. Paranoya geldi. Dubs. Minimin biraz daha yeni ama. Şimdi bahsedeceğiz. Şu haritayı kapatalım bir. Volkan'cım. Bravo. Elinize sağlık. Kapattık kapattık. Harikasınız. Biz kapatalım diye uğraştılar. Vur oğlum onu da. İşte bitir hemen. Yat onun yeri belli. Biz de ferahlayalım bir, değil mi? Evet, ferahlayalım hocam ya. Önüne doğru bir. Aynen öyle abi. Ben de çok seviyorum Olips demiş Okan. Ya sevilmeyecek şey mi arkadaşlar? Her zaman çok kaliteli markalar alırız. Yat onun son oyunu izliyoruz. Çocukluğumuzun ya bir kere. Bir şey söyleyeceğim. Ona 2 büyüsü bozuldu. Mental ferahlığımız geldi. Mental ferahlık abi. Olips siyah çok güzel diyorlar. Olips ağzıma attı şimdi. Baya yaygın bir şey burada. Evet baya yaygın zaten. Öncelikle takımımızı 1-0 için tebrik ederiz. Maçın önemli ve güzel anları. Helal. Tebrikler. Arkadaşlar şimdi yeni sponsora site misali bir çökeceğiz post.